2020. 2020 bitirdik. Geldik 2021'e. 2020. 2020'de ne kadar şey kaybettik? Birçoğumuz farkında bile değildik. Ne kadar şey kaybettik? Farkında bile değildik. Ama başlayalım bazı şeylerden başlayalım. Birçok arkadaş kaybettik. Ben kendi adıma konuşayım. Ben çok arkadaş kaybettim bu Covid'in yüzünden. Yani birçok arkadaş vardır ki buluşmak istemiyor, etmiyor. Çünkü uzak durmak istiyor. Kimisi yok ailesini korusun diye, büyüklerini korusun diye kendisi uzak diyor, duruyor herkesten. Yani ve alışkanlık oldu. Şimdi yeni normal de budur. Yeni normal budur. İnsanlar birbirlerinden uzaklaşma. Yani yeni yıl böyle oldu. Yeni yıl koronadan dolayı ben uçaklardan, karantinalardan dolayı ben kendi aileme yanına gidemedim. Eşimin yanına, çocuğumun yanına. Bu saçmalıklardan dolayı onların yanına girmedim. Kaldım böyle. İngiltere'de akrabalarım, amcalarım bunlar benden uzak durdular. Yani yok ki onlar davet edecekler beni yılbaşı yemeğe, onu siktir et. Eminim ki onlar dua ediyorlar, ben onların yılbaşını kutlamayayım. Çünkü ben eğer ararsam kutlayayım yılbaşını, onlar soracaklar ne yapıyorsun da belki zorluğun, kendilerini zorluğu hissetmesinler de çağırsınlar beni oraya. O yüzden ne biz arayalım ne o arasın. Çünkü ararsam kendilerini diyecekler ne yapıyor? Bir şey boşuysan gel bu yandan. İstemezler onu desinler. İnsanlar isterler uzak dursunlar birbirlerinden bu zamanlarda. Ve bilmiyorum ya, haklıdırlar haklı değiller bilmiyorum. Bu korona ilk başladığında zaten ben mesela fake taxi vardı, bir arkadaş hatırlarsınız, onunla buluştum. Şimdi dedi bana yani bir müddet buluşmayalım, bir müddet antrenman yapmayalım beraber. Çünkü çocukları varmış da korkar çocukları korona olmasın diye. Düşünsen. Ben dedim be gerizekalı, çocuklara bir şey olmaz. Zaten yani yaşlılara daha fazla bir şey oluyor olacaksa. Ama işte onlar çok korkuyor koronadan. Beni hiç siklemiyorum koronayı. Benim gibi de insanlar çok vardır. Onların gibi de insanlar çok vardır. Ne oluyor? İnsanlar ortaya dağılıyor. Artık kırgınlık geliyor araya. Kırgınlık geliyor, küslük geliyor. Ben mesela kırgınım. Yani ben mesela akrabalarımdan kırgınım. Olmamam gerekir. Biliyorum olmamam gerekir. Olmamam gerekir. Lazımdır. Anlayış göstereyim. Bir tek gösteremiyorum. Bilmiyorum. Çünkü beni o kadar çok bilmiyorum. Yani dediğim gibi düşüncelerimiz farklı. Benim gibi düşünenler de çok vardır. Onların gibi düşünenler de çok vardır. So, evet. Bu yıl dostlar, akrabalar, dostlar kaybettik. Bu yıl. Aynısı olmayacak. Hiçbir zaman aynısı olmayacak. Hiçbir şey. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok. Soğukluk girdi mi araya, kırgınlık girdi mi araya? Olmaz. Hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bu yeni normaldir yani. Bu bizim korktuğumuz yeni normaldir. Yeni normal budur. Ve ben düşünmüyorum eskisi gibi, hiçbir şey eskisi gibi olacak. Geçenlerde bir salak bir arkadaş vardı. Dedi bana ki bu 2 metre mesafe keşke ezelden beri olsaydı. Bu insanlara 2 metre mesafe. Düşünsen yani insanlar, bazı birçok insanlar razıdılar yani insanlardan uzak dursunlar. Sonra neyse arkadaşlar kaybettik. Koronadan dolayı. Karantinalardan dolayı. Akrabalar kaybettik. Bunlardan dolayı. Başka neler kaybettik? Başka neler? Birçoğumuz para kaybettik çok.
İş yerlerimiz boktan. Ben açık açık söyleyeyim, belki inanmayacaksınız ama ben kaç aydır Kıbrıs'ta İngiltere'den ödüyorum salonumun dönmesini. Bilmiyorum, inşaat firmalar ve o büyük insanlar, şu bu mal sahipleri ve neyse bunları görüyorsa bilmiyorum, tamam mı? Ama ben aylardır kirayı da, elektriği de, sosyal sigortaları da, vergileri de, elemanlara da, resepsiyonu da, temizleyiciyi de, her boku da ben İngiltere'den ödüyorum o salon dönsün diye. Ben İngiltere'de olmasaydım o salon çoktan batmıştı. Çoktan batmıştı. İşin içinden çıkarmazdık. Çünkü artık son aylar koronadan dolayı insanlar istemiyor gelsin salona. Son aylardan dolayı salon kendi kendini bile döndürmüyor. Ben ne yapıyorum? Ben ödüyorum, karşılıyorum oraya, spor salonu Kıbrıs'a. Sırf o kadar yıllar çalıştıklarım, o kadar yıllar biriktirdiklerim, o kadar yıllar yaptığım yatırımlarım gitmesin boşa diye uğraşıyorum. So, evet. Ama birçok kişiler benim gibi fırsatı bulamadılar, gitsinler yurt dışında da yapsınlar. O yüzden birçok insanlar da battı. Ben korkum nedir? Kıbrıs'a gelen sene dönersem Kıbrıs'a, her şeyi tamamladıktan sonra ileri ileri gittim. Korkarım yine geri geri gideceğim. Korkarım yine böyle bir durumlara düşeceğim. Çünkü artık ekmek kalmadı. Ne Türkiye'de kaldı ekmek, ne Kıbrıs'a kaldı ekmek. Ekmek kalmadı. Ekmek kalmadı. Ve bu koronadan dolayı çok büyük bir darbe yedik o iş için. Ya başka neleri kaybettik? Tamam, arkadaşları bahsettik, parayı bahsettik. Başka neler kaybettik? Ruh halimizi kaybettik. Ağır depresyonlara girdik. Bu dünyada olanlara, yani benim gibi adamlar kabul edemiyor bu olanlar, neler yapılıyor bize. Yani resmen benim gibi adamlar görüyor ki bu bir plandır. Bu bir plandır ve yani öyleliğine olmadı. Öyleliğine olmadı. Ben inanmıyorum ki bu sadece işte öyleliğine oldu ve her şey böyle boka oldu. Çünkü yani bu dünya resetleme olayı yıllar önceden konuşuyordu. Bu planlar, bu büyük planlar, bu 2000, yazınız internete 2030 plan, 2030 plan nedir? Okuyunuz. Bu yıllar önce konuşurlardı bunlar. Ve gerçekleşiyor. Ve bu sürü salak komplo teoriciler, şu diyorsunuz, geçmişte neler söylediler, onların dedikleri gözümüzün önünde gerçekleşiyor. Gözümüzün önünde her şey gerçekleşiyor. Ve halen daha körsünüz de göremezsiniz. Bu olayları ne oluyor bize? Ne oluyor bize? Komplo teorici tuttunuz gittiniz ama işte olaylar nedir? Gerçekleşiyor. Bu virüs Çin'de başladı. Çin'de 2-3 ay sürdü. Koskoca Çin'de şu havadan bulaşıcı virüs. Hesa ki hiç artık Çin'i konuşmuyor. Hiçbir şey konuşmuyor. Ama dünyaya yayıldı. Onlar devam ediyor. Yokmuş yarasalardan, yokmuş göklerden, yokmuş boklardan, bunlardan ya geçiniz ya. Ama herkes ne isterse inansın değil. Herkes ne isterse inansın. Ama neye inanırsan, kim ne isterse inansın, herkesin psikolojisi bir şekilde etkilendi. So, evet, psikolojimiz de gitti. Bu olaydan dolayı psikolojimiz de gitti. Benim başka ne, nasıl psikolojim gitti? Beni psikolojimi tutan kaç yıldır? 30 yıldır. Evet, 30 yıldır şu spor salonuna giderim. 30 yıl spor salonuna giderim. Ve 30 yıl benim psikolojimi tutan, beni ayakta tutan spor salonuna gitmektir ve çalışmaktır. Ve dolayısıyla sağlığım gitti. Sağlığım gitti. Çünkü bir açıyorlar spor salonu, bir kapatıyorlar spor salonu, bir açıyorlar spor salonu, bir kapatıyorlar spor salonu. Metabolizmam allem gallem oluyor. Metabolizmam allem gallem oluyor. Yani ruh halim, vücudum, kaslarım,
Çünkü ben artık öyle o hayata alıştım. 30 yıl, 30 yıl aralıksız spor yaptım. 30 yıl aralıksız spor yaptım. Şimdi ne sen yapayım? Sen gideyim parka, eksi 0 derecede de fışına mı çekeyim? Ne yapayım? Ya bu odanın içinde gideyim alayım dumbbell mi çalışayım? Ben yıllar 30 yıldır spor salonuna gelen adam. Kapatırlar, açarlar, kapatırlar, açarlar, kapatırlar, açarlar, şimdi kapattılar. Ve aylar 4-5 ay sürebilir bu kapanması. Sonra kaslarımız gitti, kaslarımızı kaybettik. Ama kaslarla mental, beyin, vücutla beyin birdir. Bir tanesi giderse diğeri de gider. Onu da kaybettik. So, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Parayı kaybettik. Ruh halimizi kaybettik. Vücudumuzu da kaybettik. Daha ne kaldı? Daha ne kaldı? Daha ne kaldı? Ne kaldı daha kaybedeceği? Ne kaldı? İsterim bu pozitif bir video olsun. Ama her gün daha toz pembe şeyleri konuşamam değil. Her gün de toz pembe konuşamam. Yani bazen de gerçekleri konuşacaksın ya. Gerçekler de toz pembe değil maalesef. Gerçekler de toz pembe değil. 2021'de ne beklerim? Vallahi bu yeni normaldir arkadaşlar. Bu yeni normaldir. Daha fazla hükümetlerden daha fazla kontrol beklerim. Daha fazla insanları, yani dünya diktatörlük beklerim. Ve kimisi alışır ve razıdır da, kimisi gayet hayatlarından memnundur. Kimisi, bakıyorum, bazı gençler vardır. Özellikle biz Amerika'da yaşayan bazı Türkleri görüyorum. Onlar partiler martiler yapıyorlar. Devam ediyorlar hayatlarına. Hiçbir şey olmamış gibi. Ya güzel, sevindim onların adına. Ama gelecek olan şeyler, gelecek olan olaylar, onlar hiç kimse, o gibi insanlar hiç hazırlıklı bile değiller. Mental olarak hazırlıklı bile değiller ve çok sağlam vuracak bazı insanlara. Evet. 2021 yılı açık söyleyeyim. Normalde çok ümitli başlarım yeni yılda. Mutlu yıllar, her şey güzel, dilediğiniz gibi olsun. Her şey böyle, her şey böyle. Yani öyle bir ümitle bunu yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Çok güzel bir yıl olacak bu yıl böyle. Yani, bu yıl 2021 yıl çok zor bir yıl bekliyorum. Açık söyleyeyim, çok zor bir yıl bekliyorum. Ve bilmiyorum atlatabileceksem bile bu yılı. Elimden geldiğini yapacağım. Elimden geldiğini yapacağım. Yani ama çok anormal şeyler vardır. Çok anormal şeyler de duyuyorum. Belki UFO'lar basacak bizi. Ne bileyim. Ama kesin tuhaf bir şeyler oluyor. Tuhaf bir şeyler dönüyor bu dünyada. Bizim bilmediğimiz çok şeyler vardır. Bizim bilmediğimiz gerçekten çok şeyler vardır. Ve işte böyle şekilde devam edecek. Ama 2020 yılda çok şey kaybettik. Çok şey kaybettik. Çok şey kaybettik. Ya 2021 yılında bilmiyorum. Bilmiyorum. Sanki artık kaybedecek bir şey yok, kalmadı gibi.
kaybedecek şeyler daha çok şeyler var. Hayırlısı olsun lan. Hayırlısı olsun. Fakir. Girelim bakalım. Girelim. Girelim 2020'ye de. Hadi. Hadi 2020. Hadi. Başka ne verecek bana? Amına koyduğumun. 2021. Amına koyduğumun. 2021. 2021. Beni nasıl sikeceksin bu yıl? Onu göster bana. Göster bana 2021. Beni nasıl sikeceksin bu yıl? Çünkü 2020'de fena siktin beni. 2020'de beni fena siktin. Bakalım nasıl bu yıl yapacağım bana. Alright. Hadi bakalım. Fuck it man. Kusura bakmayın arkadaşlar. Rant done. Romeo done. Peace out.